Merhaba arkadaşlar bu videomuzda iki farklı yöntemle büyük boyutlu dosyaları nasıl göndereceğinizi kısaca anlatacağım. Aynı zamanda bu yöntemler en güvenilir ve en hızlı yöntemlerden olduğunu belirtelim. Şimdi hazırsanız ilk yöntemle başlayalım. İlk yöntemimizi hemen Google tarayıcısını açıyoruz ve arama kısmına V transfer yazdıktan sonra arkadaşlar enter yapıyoruz. Karşımıza çıkan ilk site vtransfer.com sitesini tıklıyoruz. İlk olarak karşımıza şu şekilde bir sayfa geliyor buna kabul ediyorum diyorum. Devamında şu gelen kısmını da aynı şekilde kabul ediyorum seçeneğini seçiyorum. Şimdi burada ilk olarak bir dosya gönderecekseniz klasör şeklinde mi göndermek istiyorsunuz veya program ya da arşivlenmiş bir dosya mı? Örnek olarak mesela bakın şu şekilde bir klasör şeklinde bir program bulunuyor. Bu şekilde bir program mı göndereceksiniz veya arşivlenmiş program buna karar vermeniz gerekiyor. Şimdi hemen tekrar sayfaya geliyorum. Eğer klasör şeklinde gönderecekseniz hemen buraya arkadaşlar alt kısmı tıklıyorum. Ve buradan masa üstünde bakın nerede burada benim klasör haricindeki e, göndereceğim program bunu seçtikten sonra yükle diyorum veya eğer arşivlenmiş bir dosya veya doğrudan program göndereceksiniz veya film vesaire göndereceksiniz şu dosyalarınızı ekleyin kısmını seçtikten sonra arkadaşlar masa üstünden bakın şu şekilde mesela arşivlenmiş programı seçtikten sonra aç dediğimde otomatik olarak bu kısma hazır hale gelecek daha yükleme aşamasına geçmedik şimdi varsayalım ben klasör şeklinde göndermek istiyorum bunu seçtikten sonra hemen bakın şunu seçiyorum. Ardından yükle diyorum. Ve gelen şu uyarı arkadaşlar. Yükle seçeneğini seçiyorum. Şimdi devamında şu kısımda alıcı e-posta adresi, e-postanız, mesaj şeklinde kısımlar var. Bunlarla uğraşmak istemiyorsanız hemen şurada 3 nokta simgesi var. Bakın bunu tıklıyorum. Ardından bakın şunu seçiyorum. Transfer bağlantısı alın seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtikten sonra bir bağlantı alın diyorum. Ve böylece yükleme işlemine başlamış oluyor. Bizim buradaki amacımız şu. Doğrudan bir bağlantı alıp karşı tarafa yollamak. İsterseniz 50 kişiye, isterseniz 100 kişiye, isterseniz 1 kişiye arkadaşlar bu bağlantıyı yollayın. Bağlantıyı alan kişi doğrudan bu bağlantıyı tıklayarak gönderdiğiniz bu programı, film, müzik veya herhangi bir şey olabilir. Bunu doğrudan bir bilgisayarına veya cep telefonuna bunu indirebilir. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyelim. Ve yükleme işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. İşlem tamamlandıktan sonra karşımıza şu şekilde bir bağlantı veriyor. Ardından bu bağlantıyı kopyala dedikten sonra istediğiniz kişiye bu bağlantıyı gönderip arkadaşlar indirmesini sağlayabilirsiniz. Bunu Whatsapp'tan da gönderebilirsiniz veya işte mailden de gönderebilirsiniz. Karşıdaki kişi bu gönderdiğiniz bağlantıyı şu şekilde arkadaşlar tarayıcıya yapıştırdıktan sonra ve enter dedikten sonra hemen şurada bir indirme bağlantısı gelecek. Indir dediğinde otomatik olarak bu gönderdiğiniz klasör, program, işte fotoğraf her neyse e, bir bilgisayarına ne veya telefonuna indirilmiş olacak. Şimdi ikinci yöntemimize geçebiliriz. İkinci yöntemimizde Google Drive'ı kullanacağız. Bunun için arama kısmına Google Drive yazıyoruz. Arama kısmına Google Drive yazdıktan sonra enter yapıyoruz ve ilk gelen site arkadaşlar şunu bakın Google Drive'ı tıklıyoruz. Ve devamında şuradaki driver'ımıza gidin seçeneğini seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir sayfa geliyor. Tekrar drive'a gidin veya buradan arkadaşlar drive'a gidin seçeneğini seçiyoruz. Şimdi hepimizin zaten halihazırda bir Gmail hesabı bulunuyor. Buraya arkadaşlar Gmail hesabımızı yazıyoruz. Ve ileri diyoruz. Ardından şifremizi giriyoruz. Ve tekrar ileri diyoruz. Karşımıza şu şekilde arkadaşlar bir sayfa gelecek. Buraya istediğiniz dosyayı, belgeyi, klasörü sürükle bırak mantığıyla atıp ardından alacağınız bağlantı linkini dilediğiniz kişiye göndererek bilgisayarına, telefonuna vesaire indirmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için bakın şurada iki tane seçeneğim vardı. Örneğin mesela ben bunu göndermek istiyorum. Şu şekilde fare arkadaşlar farenin sol kliğini basılı tutup ardından bu sayfaya gelin ve burada arkadaşlar şu kısma bırakın doğrudan. Bıraktıktan sonra sağ altta bir yükleme işlemi gerçekleşecek. Yükleme tamamlandıktan sonra bağlantıyı istediğiniz kişiye göndererek e, bilgisayarına, telefona vesaire indirmesini sağlayabilirsiniz. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyelim. Ve yükleme işlemimiz tamamlandı. Bu uyarıyı aynı zamanda sağ alt taraftan görebiliyoruz. Bu yüklediğimiz dosya, belge, bilgi, klasör her neyse aynı zamanda bu kısma da geliyor. Devamında bunun üzerine sağ tıklıyoruz. Ardından bağlantıyı al diyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Burada kısıtlanmış seçeneğini bu bağlantıya sahip olan herkes şeklinde değiştiriyoruz. Ve devamında bağlantıyı kopyala dedikten sonra tamamlandı diyoruz. Arkadaşlar ardından bu bağlantıyı dilediğiniz kişiye mailden veya whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Bu bağlantıyı alan kişi tarayıcı kısmına daha doğrusu tıkladıktan sonra şu şekilde karşısına bir pencere gelecek. İsterse buradan arkadaşlar tıklayarak bilgisayarına indirebilir veya farklı bir şekilde buradan tümünü indir diyerek de veya üzerini sağ tıklayarak da indir diyerek bilgisayarına indirebilir. Eğer mailden göndermek istiyorsanız şu şekilde arkadaşlar mail adresinize gidin. Hemen şuradaki kısmı e-posta oluştur kısmına gelin ve buradan kime göndereceksiniz? Örneğin Techworm web'e göndereceksiniz. Bu şekilde buraya yaptıktan sonra buraya bakın konu kısmına diyelim işte, e, video diyelim ya veya program diyelim bu şekilde yazdıktan sonra bağlantıyı arkadaşlar buraya sağ tıklayıp yapıştır diyoruz. Bakın bağlantımız buraya geldi. Ardından Gönder dediğimizde karşıdaki kişiye bu mail gitmiş olacak ve buradan kendisine gelen bağlantıya arkadaşlar şu şekilde muhtemelen bağlantı gelecek. Buradan bu bağlantıyı tıklayarak bunu bilgisayarına indirebilir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.